Arkadaşlar biraz önceki gündemle ilgili ilk açılıştan sonra gündemi sunduk. Gündemle ilgili sorduk. Benim bir gündeme ilavem vardı belediye başkanı olarak. Onu atladım. Uygun görürseniz ne olduğunu açayım. Ondan sonra da yine uygun görürseniz gündeme ilave edelim. Mesele şudur. Dün gece, cumartesi günü gecesi, dün neydi, pazar mıydı? Cumartesi gecesi saat 02:57'de telefonum çaldı. Albatros tarafından vatandaş arıyor. Pınarkent'te oturan, dürümün arkasında oturan vatandaş beni arıyor. Herkese telefonumuz var. Başkanım, savaş mı var? Hayırdır dedim. Hava ifşikler devam ediyor. Ya Allah aşkına ya. Ya 3 saat tam 2:57. Çünkü 2:57'de zabıta müdürünü kaldırdım. Biz bazı şeyleri vahşileştiriyoruz. Sevincin seviyesi vardır. Acının da bir seviyesi vardır. Ortalığı yıkmaya gerek yok. Anamız, babamız rahmetli olur. En yakınımız rahmetli olur. Tabii ki ağlayacaksın. Onun da bir şeklini koymuş Yüce Allah. Havai fişek demişim benim de ama unutmuşum onu. Çünkü 24 saatin 18 saati çalışıyoruz. Gayet doğaldır. 9 aydan beri. Teklifim şudur. İlçe sınırları içerisinde daha önce de bu gündeme geldi. Karar almadık. İlçe sınırları içerisinde milli günlerimiz hariç Cumhuriyet kutlaması, 19 Mayıs kutlaması, 30 Ağustos kutlaması hariç. Bir de uluslararası boyuttaki kutlamalarımız hariç. Nedir? Bugün festival, açılış ve kapanışı dünyanın her festivalinde vardır. Yarın dünyadaki çeşitli olaylara sahne olduk. Halkımızın bir kutlaması olacak. Kim yapacak? Kaymakamlık, valilik, belediye, bakanlıklar. Bunlar hariç. Bu günlerin dışında Büyükçekmece aynı zamanda göçmen kuşların konaklama, geçici barınma ve geçiş yolu olduğundan dolayı külliyen havai fişek atımını yasaklayalım. Bu aynı zamanda onu atmak zorunda olanlara için de bir ekonomik tasarruf olur. Atan iş yerinde ruhsatını iptal edelim. Bir uyarı, ikinci uyarı, üçüncüde biz iptal etmesinin yollarını biliriz. Aklınıza yatıyorsa bugünkü meclis ki bu yaz döneminde çok fena şekilde devam ediyor. Bugünkü gündeme ilave edelim. Alalım bu kararı, Türkiye'ye örnek olsun. Aklınıza yatmıyorsa Eylül'de nasıl olsa alacağız veyahut da olağanüstü toplantı yapacağım. Alalım. Peki. Gündeme ilave edilmesini aynı şekilde önerdiğimiz şekilde gündeme ilave edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesi.